Selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Geçen bölümde favori noktamız Kiseli Adaya tekrar bağlanmıştık. Bozburun'a giden Mert geri dönememişti ve kurtarılmıştı. Özü teknesini ziyaret ettikten sonra eski bir Anadolu Dolunay geleneğini gerçekleştirmiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz ekrandaki video kartına tıklayın. Bu bölümde Bozburun limanından ayrılıp denizci dostlarımız Seplinger teknesini ziyarete gidiyoruz. Ada boğazından geçip güzeller güzeli Girneğit koyuna demirliyoruz. Videoyu izledikten sonra beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve denizde başınıza gelen her türlü çarpma ve sokmalarda sıcak su kompresi yapmayı unutmayın. Yoğun trafikli Bozburun. Limandan çıktık, dün gece orada kaldık. Yakıt ve su ikmali yapmamız gerekiyordu. Şimdi Kiseliada'da arkadaşlara uğrayacağız. Oradan da artık Hisarönü'nün diğer güzelliklerine bakmaya gideceğiz. Yavaşlaman gerek. Erkan kaptanım ve Güzin kaptanımı ziyarete geldik. Evet. Saplinger teknesini. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Teknemiz tanışıyoruz ama çok güzel. Şöyle bordaladık. Bunu da videomuza ekleriz. Bu arada yeniden Kiseli'ye geldik. Kiseli de duruyor. Bekliyor bizi. Ben şuradan daha rahat. Evet. Bu arada teknemizi üstten bakıyoruz. Da Bavaria 40 feet. Çok güzel motor yat. Nefis bir şey. Kocaman. Hoşuma gitti yani o yüzden. Bir de dönüyor ya motor. Evet, zinci gibi. Aynen. O nefis bir şey yanaşır. Aynen. Yer teknesinden ayrıldık. Çok sevdik dostlarımızı. Yeni arkadaşlar edindik. Deniz böyle çok güzel kültür. Tanışma kültürü. Şimdi de ada boğazından dar olan yerden geçeceğiz. Öldüğümüz geçeceğiz tamam mı? İnşallah. Hayır, öyle dümdüz mü? Şurada kayalar var. Ben de inşallah diyorum hiç bakmadan. Şöyle geçeceğiz. Kıyın kıyın geçeceğiz. Orada hiç falan bir camları falan. Günlerdir yuvamız olan Kiseli'ye ve Bozburun'a veda ediyoruz. Bozburun. Kiseli. Şu burcu gezmiştik hatırlarsanız. Evet, şimdi şu dar alandan geçeceğiz. Thank you.
gözlerine bakın. Çok tatlılar. Biz sizden ayrılamıyoruz diyelim. Bakın insanlar denizin üstünde yürüyor. Teodoro teknesi komşumuz. Hiç ayrılamıyoruz. Dün de limanda birlikteydik. Kısmet. İnsanların yürüyüşüne bakın. Teodoro, bay bay. Ada Boğazı'ndan bizim ilk geçişimiz. Şurada bir karetta var. Evet, Ada Boğazı'nı böylece arkamızda bıraktık. Dirsek bükünü geçtik, ilerliyoruz. Böyle iskelede bir adalar silsilesi var. Karga Adası, Topan Adası, Uzun Ada. Böyle gidiyor, yanlarından geçeceğiz. Dirsek bükünden hemen sonra Girneğit Koyu. Boş gözüküyor ama. Bakalım burası nasılmış. Yirmi metre derinlik varmış burada. Zaten dağların yüksekliğinden anlayabilirsiniz. Dağlar ne kadar yüksek, derinlik o kadar fazla oluyor. Mert, sağdaki kayalara bak, çok değişik. Değişik. Bir tane eşek ya da at var. Tam anlayamadım. Şurada bir yerde. Ha, keçiymiş ya. Plaj dostlarımız. Uzaktan eşek sandım.
Şurada plaka kaya var. Evet, plaka kaya. Şu tehlikeli şurası. Solda yok gibi. Keçiler bize bakmaya geliyor. Dip erişte. Evet, şurada da plaka var Mert, karşımızda. Belki şurası. Balıklar, görebiliyor musunuz? Bunu nereye bağlayacağız? Evet, biraz kaya yok orada. Çok yanaşmadan şuraya atsan. Şuraya ama şey, azmak var ya. Evet, azmaktan biraz kaya çıkıyor gibi gene. Evet, kaya çıkıyor. Anlayamıyorum. Bakıyorum da anlayamıyorum. Bir de kaya yok bağlanacak. Şöyle gitsek. Taşlar küçük. Ne kadar çok balık var ya. Minik minik balıklar. Mini boy mini boy. Hayır, gulet kapmış dedim, gulet gidiyor. Biz yani şimdi onun yerine gidiyoruz. Yani yanaşılabilecek yeri yani. En güzel dediğimiz yanaşabilecek diyor Mert kaptan. Yani şuralar olabilir. Evet, şimdi ekranda gözüküyorsa tekne 1,5 metrede. Yani 1,5 metrede yüzüyor Doris'in kıçı. Şöyle gördüğünüz gibi. Metreden. Evet. Koy ve kaptanımız buralarda. Gayet. Parlak bir mavilik var, oraya gidelim. Bir sığdayız. Çok hoş bir yer. Pek kimse yok Girneyt'te. Hemen dirsekle koca bahçenin arası burası. Şöyle iki tane büyük yat var ileride. Tam dinlenmelik. Diğer çok da güzel, tatlı bir plajı var. Şöyle. Şurada bir azmak var. Su geliyor. Vallahi güzel. İlk defa girdik buraya kaç yıldır. Kaptan, senin boyunu kurtarmaz buralar. Ama güzel, bakir hoş bir koy yani. Öyle günübirlikçilerin de pek gelecek bir yeri değil yani. Evet, bir de ilk kez kalıyoruz Girneyt'te. Aynen. Şu anda tamamen o uzun dikenli kestanelerin mezarlığı olmuş, gördün mü? Hepsi ölü. Tabii, tabii. Neden öyle? Neden? Bütün kestaneler ölü. Hı hı.
İşte şu kıyılara bak. Geliyorum. Bir azmak var, oraya gidiyoruz. Nasıl Mert? Ağzıma ağır girdim. Hemen bir tatlı sınıf, tuzlu sınıf etki yapacağım. Yap bakalım. Sanki tuzlu sınıf karışıyor fazla. Deniz giriyor değil mi içine? %40 tuzlu sınıf. E tabi biraz diplere gidersen belki tatlıdır. Orada kurumuş ama yenisi gelse. Ha. İyi olurdu. Duşumu burada alırım. Tatlı tadı var, söyleyeyim. Tatlı tadı var yani. Böyle bir yer burası. Dip gördüğünüz gibi kestane cenneti. Aynen. Hocam nasıl gidiyor? Çok güzel. Tatlı bir azmak. Benim de hoşuma gitti. İçeri giriyor şöyle. Karşıda ada var. Orası Hisar önüne bakıyor. Su çok temiz tabi. Azmak tuzlu. Bozburun Yarımadası'nın Hisar önüne bakan tarafı. Şöyle değişik bir ortam. Uzak kumlar. Tatlı su olduğunu işaret ediyor. Burası oldukça bakir. Şurada bir telörgüyle alan çevirmişler. Milletin arsası olabilir yani. Burası Bozburun'un arka tarafı kalıyor. Şurası Bozburun'a geçiyor şöyle. Koca bahçe şöyle kalıyor. Bakınlar. Zakkum en sevdiğim çiçektir. Evet. Sonra begonvil. Şöyle bakın, kurumuş bura. Yani su bitmiş, kışın geliyordur bu. Buralarda kol geziyorlar. Şanslı değil mi? Keçiler evet, çok serbest yani. Birinin zeytinliği. Birinin zeytinliği. Şöyle çevirmişler zaten duvarlarla. Şöyleler var. Var. Çekmek istedim. Rüzgarı göstermek istedim. Bakın gelen guletler bir bir ya gidiyor ya işte yanaşamıyorlar rüzgardan. Biz biraz erken geldiğimiz için yanaşabiliyoruz. İkinci gulet bu gelip de yanaşamayan. Acayip sert vuruyor. Şöyle göstereyim. 25 knot esiyor şu an hava koyun içinde. Ama kaçaklar var işte, onlar sıkıntı. Bakın
gulet de önceden gelmişti. O yüzden o da yanaşabildi. Ben bu havada gelsem ben de yanaşmam. Giderim yani. Dirseğe falan giderim. Yanko'ya. Tekneleri çeviriyor çünkü rüzgar. Mesela 25 esiyor. Sonra birden 35-40 esiyor. Saatte böyle 70 kilometre falan esiyor. Yani 70 kilometre gerçekten güçlü. Hani böyle yaslanıyorsun falan bir yere. Tutunuyorsun. Ben iki halat yaptım. İki taraftan iki halatım var. Ancak bu şekilde durabiliyorum. Yoksa hiç şansım yok yani. Mümkün değil, duramayız burada. Alarga'da falan da sakat yani. Çünkü altı uçurum gibi. Şu gördüğünüz şeyden sonra şurası hemen 20-30 metre oluyor. Evet, ugulet de ayrıldı zaten. Bu koy Girneyit koyu. Dirsek'le Koca Bahçe arası. Arkası Bozburun. Bence buradan bu rüzgarı alıyor. Anormal indiriyor yani. Güneş batmak üzere. Batınca rüzgarın da hafifleyeceğini umuyoruz. Yoksa akşam keyifsiz olur.